Herkese merhabalar. Bugün 28 Eylül 2023 öğlen saat 1 Avustralya Melbourne. Demin şu an çektiğim videoyu çektim. 20 dakikalık bir video çektim. En son editlemek için açtım videoyu ve mikrofonun çalışmadığını fark ettim. Şu an aynı videoyu tekrar çekiyorum ama o video 2-20 dakika olmuştu. Şimdi en azından ne dediğimi hatırlıyorum. Hızlı hızlı hızlandırılmış 7-8 dakikada. Demin konuştuklarımın hepsini tekrar bir videoya alacağım. Arkadaşlar öncelikle uzun süredir video atmıyordum. Taşınma işleri oldu, iş değiştirdim. Bazı problemler oldu. O sebepten dolayı hem bu video atmadığım 4-5 aylık süre zarfında neler yaptım. 4 ay falan oldu herhalde. 4 aylık süre zarfında neler yaptım bunları anlatacağım. Öyle. Genel olarak yaptığım işten, vize mi uzattım, nasıl uzattım bunlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk defa izleyenler vardır belki videoyu. Ben Selim Can Yanter, 25 yaşındayım. Avustralya Melbourne şehrine tam 1 yıl önce geldim. Bu aslında videonun başlığı Avustralya'da 1 yılım. Avustralya'da 1. yılım. 1 yılda neler yaptığım gibi şeyler olabilir. 1 yıl önce Avustralya'ya geldim. Temmuz ayında da 2 ay önce yani 1 yıllık vizemi, 1 yıllık bir çalışma izni aldım. 1 yıllık uzattım vizemi. O süreçten falan bahsedeceğim nasıl yaptığımda. Öncelikle ben buraya dil eğitimi almak için geldim. 6 aylık bir dil eğitimi almak için. Gelen çoğu insan için. Çoğu insan gibi. Greenwich İngilizce okulunda 6 aylık bir dil eğitimi aldım. Avustralya'ya geldikten sonra bu 6 aylık dil okulumu tamamladım. 11 aylık bir vize almıştım. Vizemin bitmesine 3-4 gün kala Subclass 478 ya da 487 olabilir adında Temporary Working Visa yani geçici çalışma vizesi adında bir vize var. Halk ağzında bu Covid vizesi olarak geçiyor. Bu vize nedir? Covid döneminde Avustralya'da oluşan istihdam açığını kapatmak için Avustralya'da hali hazırda bir işte çalışan kişilere verilen 1 yıllık aslında sorgusuz sualsiz bir vize gibi bir şey. 1 yıllık ücretsiz bu arada bir vize. Vizemin bitmesine 3-4 gün kalmıştı. Ben zaten bu vizeye başvurmayı daha önceden planlıyordum. Vizemin bitmesine 3-4 gün kala bu vizeye başvurdum ve 1 yıllık çalışma iznimi aldım. Şu an 10 aylık bir vizem daha var çalışma iznim. Neler yapıyorum peki? En son size video çektiğimde en son videom büyük ihtimalle Avustralya ve Sarı Kula ilişkisiydi. Erkin, Eray, Sinem, Fırat, Umut 5 arkadaşım gelmişti Avustralya'ya. Hepsi Kurtköy'den arkadaşlarım benim. Bu arada burada Avustralya'da şu an Kurtköy'den böyle 15-20 tane arkadaşım var. Benden sonra bayağı gelen oldu. Yani ilk gelen bendim. Dönenler oldu. Kalanlar oldu. Onlardan da bahsedeceğim. Fırat diye bir arkadaşım vardı. O döndü. O Almanya'ya gitti. Eray diye bir arkadaşım vardı. O da Kurtköy'den. O Türkiye'ye tekrar döndü yani. Buradan belki de beklediğini alamadı. Dediğim gibi insanlar şey sanıyor. Yurt dışına gittiğiniz zaman herkes kollarını açmış sizi bekliyor. Hoş geldiniz. İşin hazır, evin hazır. Öyle bir şey yok. Buranın da zorlukları var. Kolaylıkları var. Kolay yönleri daha fazla ama zor yönleri de var. Hani herkes için doğru seçenek olmayabilir yurt dışı ya da Avustralya. Avustralya özellikle çok uzak olduğu için ülkemize. Allah korusun bir şey olsa şu an gidiyorum deseniz 2 gün sonra Türkiye'desiniz. O yönden insanı psikolojik açıdan zorlayabiliyor. Ben şimdi dil okulum bitti. Dil okulum bittikten sonra çalışmaya devam ettim. Uber Eats yapıyordum o dönemde. Uber Eats yaptığım dönemde çok fazla öğrenci geldiği için Uber'da şeyler düştü. Uber dediğim Uber. Hani Uber diyeyim. Uber'de işler düştü. Çünkü çok fazla kişi Uber yapmaya başladı. Çok fazla öğrenci geldi. Ben geldiğimde nazaran ben Covid döneminden sonra gelen ilk öğrencilerden biriyim yani. Çünkü Avustralya bir lockdown vardı. Sınırlar kapalıydı. Sonra yavaş yavaş öğrenciler gelmeye başladı. Ve ben geldiğimde sınırsız çalışma izni vardı. Uber'da çok güzel para bırakıyordu. Sonra Uber'de çok öğrenci gelmeye başladı. Kış gelmeye başladı. Buradaki bazı insanlar yurt dışına gitti, tatile. İnsan azaldı. Arz talep dengesi bozuldu. Uber'dan para kazanılmamaya başladı. Ondan sonra şu an çalıştığım bir Türk toptan gıda firmasında ben toptan gıda satışı yapıyorum. Çok güzel de bir işim var. Allah bozmasın. 6 aydır da çalışıyorum. Covid vizesi de şöyle oluyor. Hali hazırda bir şirkette çalışıyorsanız şirket size bir referans mektubu yazıyor. Benim şirketim bana şu vergi numaralı Selimcan Yanter adlı kişi şirketimizde şu pozisyonda çalışmaktadır.
çalışmalarından çok memnunuz. Bizimle çalışmasına devam etmek istiyoruz tarzı bir yazı yazdılar. Ben de o yazıyla birlikte Avustralya hükümetine başvurdum. Covid vizesi vardı. Subclass 487 vizesine başvurdum. Bir gün sonra onayımı aldım. Bir yıllık geçici çalışma iznimi aldım. Bu arada çalışma saat sınırınız yok Covid vizesinde. Çalışma saat sınırınız yok. Ama sadece size referans olan şirkette çalışabiliyorsunuz. Tek bir şirkette. Şu an ben mesela çalıştığım A firmasında çalışıyorum. Aynı anda B firmasında çalışamam. Ama A firmasından çıkıp B firmasına geçmek istersen bunu sadece Avustralya Vergi Dairesi'ne, vergi ofisine, ATO diye geçiyor. ATO, Australian Tax Action Office. Oraya bildirmem lazım. Yani iş değiştirmede bir sıkıntı yok ama sadece tek bir işte çalışabiliyorsunuz COVID vizesi aldıysanız. Bir sene oldu geleli. Bir seneyi hemen kısa bir şekilde özetlemek gerekirse çok güzel anılarım var. Kötü anılarım da var. Çok kötü değil ama en büyük yaşadığım sorunlardan biri benim bu ülkede yediğim trafik cezaları. Ben birinci yılım itibariyle 5000 dolara yakın 4800 küsür dolar trafik cezası yedim. Bunlarda kırmızı ışık cezası var 600 dolar. Radar cezaları var 1000 küsür dolar ve en son 2 ay önce yediğim 1850 dolarlık ehliyetsiz araba kullanma cezam var. Bu benim problemim, benim sorumsuzluğum. Bu ülkeye geldiğiniz zaman Türk ehliyetinizi 6 ay kullanabiliyorsunuz. 6 ay dolmadan Türk ehliyetinizi Avustralya ehliyetine çevirmeniz, convert etmeniz lazım. Bunun için de belli başlı aşamalar var. Bunun için de ayrı bir video çekelim. Ben bunu yapmadım çünkü birkaç problem oldu. Biliyorsunuz soyuldum, ehliyetim gitti, kimliğim gitti. Onlar yüzünden ehliyetimi çeviremedim. Biraz da kendi sorumsuzluğumdan kapımın önünde polisler çevirdi. 1850 dolar cezayı elime verdiler. Ehliyetsiz araba kullandığım için. Onu da hala taksitlendirdim. Ödüyorum. Onun dışında kötü şeyler. Yeri geliyor iş bulamıyorsunuz. Ya da istediğiniz işi bulamıyorsunuz. Ya da yeri geliyor. Ben Türkiye'de mühendistim. Ya ben Türkiye'de mühendisim. Buraya geliyorum. Taksicilik yapıyorum. Buraya geliyorum. Garsonluk yapıyorum gibi insanlar psikolojilere bürünüyor. Yapacaksınız. Ben buraya geldim. AVM'de temizlikçilik de yaptım. Güvenlik de yaptım. Kasapta da çalıştım. Fabrikada da çalıştım. Şu an çalıştığım işten çok memnunum ama şu an çalıştığım iş de sonuçta mühendis ya da bir beyaz yaka bir iş değil yani. Bir satış yapıyorum bir toptan gıda firmasında. O sizin beklentileriniz neler yani? Onu ben şu an beklentilerimi tam anlamıyla alamasam da en azından iç huzura erdim yani. Çünkü işten çıktığım zaman kafamda soru işareti yok. İşte bugün çalıştım ama yarın ne yapacağım ya da İşle alakalı düşünmüyorum yani. Benim için en büyük kıstası o. İşten çıktığım zaman saat 8-4 arası çalışıyorum. 4'te hayros ettiğim zaman işle alakalı bir soru işareti kafamda olmuyor. O yüzden bu benim bir işte aradığım en büyük, benim için bir işteki en büyük kıstas bu. Mental sağlık. Öyle. Süre zarfında ne oldu? Avustralya'da asgari ücrete zam yapıldı. Avustralya'da iki farklı asgari ücret var. Birincisi full time ve part time asgari ücreti. Biri de casual asgari ücret. Bunu da diğer videomda, az sonra bir video daha çekeceğim. Avustralya'daki asgari ücretler, hani işlere göre ortalama maaşlar, ortalama yaşam giderleri hakkında bir video çekeceğim. Bu daha düzgün bir video olur. Şu an bu bilgilendirme videosu gibi bir şeydi. Öyle şu an bir sıkıntı yok. Yeni bir eve taşındım. Belki onun da videosunu çekerim. Son videoda demiştim zaten. Ali, Yeniçer Ali var. Daha önceki videoları izleyen varsa Ali ile birlikte yaşıyoruz. Allah'a şükür 10 numara geçinip gidiyoruz. Bir sıkıntı yok. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.